Şimdi bir de yardım meselesi var. Yardım meselesinde şöyle bir durum var. İnsanoğlu yardım eder. Yani insanlar insanlara yardım ederler. Şimdi 24 aylık bir çocuk, yani 2 yaşında bir çocuk, karşı taraf yardım istemese dahi gerekli durumu ayırt edip, yani şimdi yardıma ihtiyacı var anlayıp yardım davranışı gösterebilir. Şempanzeler yardım aslında genel olarak etmezler gibi düşünülebilir. Fakat çok özel durumlarda yardım ettikleri bilinir. Mesela bir tanesi şu. Alfa şempanzeyim, bir kafesin içindeyim. Bir ip var benim kafesimde. Ortada bir muz var. İşte etrafında böyle şey kapalı. O ip de bana bağlı. Ben alfayım ama şeyim yani, kabile, yani grubun şeyim, şefiyim yani. Ve takipçilerim dışarıda. Omuz bana hayır şey olmayacağı, yar olmayacağı için omuzu takipçilerine hani çekip verebilirim. Çünkü takipçilerle yarın bir gün fırsatını bulsam dövüp yine yerim onların elindekileri yani. O çok sorun değil. Ve hani Orta Amerika daha köylerinde yaşayan yerlerde bile yapılmıştır çalışma. Bu çalışmalar gömülü bir şey. Yani kültürden bağımsız yardım ediyor çocuklar. Her kültürde ortak bu. Şimdi bir tanesi şu, şöyle bir çalışma. Şurada bir deneyicimiz var. Şurada bir sürü süt şişesi var. Şu masa boş. Deneyici, çocuk burada oynuyor. Hiç zaten çocukların deneyde katıldıklarından hiç haberleri olmuyor. Umurlarında olmuyor böyle bir şey. Şuradaki araştırmacı sesli bir şekilde kendi kendine şeyi söylüyor. Diyor ki, şimdi diyor bu bütün süt şişelerini, hepsini buraya taşımak zorundayım. Çocuk bunu duyuyor sadece. Şimdi bakalım. Sonra araştırmacının haberi olmuyor. Aa, bu yine aynı şeyi yaptı. Çok özür dilerim. Neden yapıyor anlamadım ama. Şimdi araştırmacı bunu yaparken çocuk ayrı takılıyor burada oyun oynuyor. Bakın haberi olmadan güya bir tanesi düştü. Bunu araştırmacı duymadı. Evet. Bakın direkt oyunu bıraktı. Aslında oyunu da çok bırakmamış gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir hani arada... Bakın çünkü bir şey yapacaktın. Bunu düşürdün. Haberim ya, yardım istemiyor bakın çocuk ve yardım davranışı gösteriyor. Ve bu arada informing yapıyor. Bu araştırmadan çıkan bir ekstra sonuç. Bunu beklemiyorlar aslında, böyle bir şey düşünmemişler hiç, ama çocukların hepsi, daha doğrusu çok büyük bir kısmı sözel geri bildirim veriyorlar. Yani mesela düşürdün, hani haberin yok filan filan şeklinde dikkatli olması gerektiğine dair sözel geri bildirim veriyorlar. Çok bilmiş. Şimdi mesela bu daha küçük bir çocuk. Zaten göreceksiniz, emekliyor. Araştırmacı burada bir şey yapıyor, çamaşır asıyor, düşürdü mandalı. Bakın çocuk otomatik olarak, araştırmacı elini uzatıyor, bir şey al, yani yetişmek istiyor. Çocuk yemekleyerek gidip, bunu otomatik olarak yapıyor bu çocuk. Zaten zor ayağa kalktı. Şimdi mesela önünde bir düzenlik var. Araştırmacı yanlışlıkla bunu kenara attı, yine otomatik olarak bakın tutup, senin niyetin bu, bunu devam etmek istiyorsun şeklinde düzeltiyor. Bunu çok uzattırsanız çocuklar bir yargılıyorlar. Hani sen bu yaşa nasıl geldin bakışı var. Ha tamam hani bak yine hani surat burada. Suratla tanışıyor. O baştaki sevinç yok oluyor yani. Şimdi burada yine ufaklık bir oyun oynuyorlar. Bu tüp oyunu. Şimdi buradan attı şeyi. Küçük Lego gibi bir şey var elinde. Bu ses zaten ödül. Mutlu çocuk. Çocuk tekrar aynı oyun oynayacak. Hep diyoruz abi, temel perseverasyon sorunu var. Bir önceki setup'a geri dönüyor, sonra diyor ki bu uygun değil, buraya gidiyor, atıyor yine. Harika. Şempanzeler de bunu bu şekilde oynuyorlar bu arada. Süper. Fakat şempanzeler burada işte farklı bir şey yapıyorlar. Şimdi burada araştırmacı durdu ya. Bakın çocuk araştırmacıyı geri çağırıyor. Seninle işbirliği yapmamız gerekiyor diye. Şempanzeler bu noktada bırakıp gidiyorlar oyunu. Yani araştırmacı ya da başkasını hadi gel oyun oynayalım diye, bakın bayağı onu ikna etmeye çalışıyor. Gel oynayalım diye. İşbirliğine çağırma var. Yani işbirliği ne geri çağırıyor. Hani maymunluk etme diyor şimdi. Hani gel insan gibi oyun oynuyoruz diye. Şimdi bu konuda da yine mesela şempanzelere göre daha yakın bir tür var. O da yine yunuslar. Şimdi izleyeceğiniz video şu tarihte çekilmiş. Bunlar şeyler. Denizaltı fotoğrafçıları. Gece denizaltı fotoğrafı çekmek için girmişler okyanusa. Yani okyanusun böyle yani büyük adaya yakın olan sığ bir yerine. Ama okyanus açık deniz burası. Fotoğraf çekiyorlar. Tamam mı? Zaten çok da hoş. Fakat beklenmedik bir şey oluyor. Evet, fotoğraf çekimindeler. Hawaii. Kendileri paylaşmış bunu. Şimdi karanlıklardan bayağı zaten dikkatlerini çekiyor. Bakın bu vahşi bir yunus.
Onların yanına yaklaşıyor. Normalde vahşi yunus hani insanlara ya da bu kadar yaklaşmaz. Fakat yaklaşıyor. Etraflarına dolaşıyor. Fotoğrafçılar da hani onu çekmeye başlıyorlar. Çünkü bu ilginç bir şey. Fakat bir fotoğrafçı daha cesaretli ve Yunus da ona yaklaşıyor. Ve bir şey olduğunu anlıyor ve kontrol ediyor. Yunus'ta bir tuhaflık olabilir diye. Yunus etraflarını dolaşmaya devam ediyor. Hakikaten bir sorun var. Yunus'un ağzında bir kanca var ve bir yüzgeçine misina dolanmış. Onu çok rahat hareket ettiremiyor. Ve büyük bir ihtimalle hani şu arkadaşlarının yaptığı pisliği temizle diye yani onlara yaklaşıyor. Ve bakın işte misinayı koparmaya çalışıyor. Bakın bu vahşi bir Yunus. Normalde mesela bir kuyruk darbesiyle bunu öldürebilir. Zaten o şekilde savunurlar kendilerini. Ama yardım istiyor yani. Ve bunu yine insandan yapıyor. Fakat Yunuslar birbirlerine de yardım ederler. Tabii misinayı eliyle koparmaya çalışması ilginç. Şimdi şey işaret etti. Keseceğim dedi. Gel. Şurayı uzanın falan şeklinde. Bayağı bir evet. Yani orada evcil hayvanımıza yaptığımız şeyi yine yapıyoruz ama ya Yunus ilginç şekilde bu konuda çok başarılı. Tabii suda olmalarının verdiği bir dezavantaj var. Yani durduğu gibi duramıyor. Kontrol ediyor hani başka sorun olup olmadığını. Bayağı hadi güle güle şeklinde. Ve işi bitti Yunus'un ve Yunus gidiyor. Karanlıklarda tekrar. Büyük ihtimalle yakın etrafta bir yerde şey var. Sürüsü var. Onların yanına geri gidiyor. Ve zaten ekip de bunu çok ilginç bir şey olduğunu düşünüp yayınlıyorlar web sayfalarında. Tabii bu araştırmacıların ilgisini çekiyor çünkü hakikaten ilginç bir şey. Burada bir etkileşimleri var ve bu etkileşim çok manidar bir etkileşim. Yunuslarla insan arasında ama Yunuslar kendi aralarında da yani biliyoruz bunu. Psikolojinin tabii genellikle klinik psikoloji falan anlaşılır ama psikolojinin karşılaştırmalı olmayan doğrudan diğer türlerin psikolojilerini, zihinsel süreçlerini, davranışlarını inceleyen alanları da var. Mesela bunlardan bir tanesi direkt Yunuslar üzerine incelemeler yapıyor. Ve o ekibin çalışmaları bize şunu göstermiş durumdaki Yunuslar'ın isimleri var. Sesli etkileşimleri bize göre çok farklı ama çalışıyor. Biraz farklı. Ya daha doğrusu çok farklı. Ama ilginç bir sesli iletişim şeyleri var. Sonar sistemi üzerinden iletişim kuruyorlar. Ve işbirliği yapıyorlar. Birlikte avlanma şeyleri var. Hatta ritüelleri var. Bu konuda avlanma ritüelleri var. Mesela okyanus dibinden şey koparıp sünger koparıp ağızlarını süngerle bulayıp geçen bir balık sürüsünün alttan mesela Yunus sürüsünün bir kısmı aşağı iniyor. Bir balık sürüsü geçiyor. Aşağıda okyanus tabanında yuvarlak bir hatta o ağızlarındaki süngerle kumu kaldırıyorlar. Ve kum yukarı doğru kalktıkça içeri giren balık sürüsünün etrafını duvar gibi sarıyor. Balık sürüsü bundan kurtulmak için yukarı doğru yüzüyor. Sonra yüzeye gelince onun dışına atlamak istiyorlar. Dışarıda da diğer Yunuslar sofra kurulduğu için yemek yiyorlar. Sonra onlar dönünce onlar aşağı iniyor. Aşağıdakiler yukarı çıkıyor ve yemek yemeye devam ediyor. Bunlar vahşi Yunusların yaptığı şeyler. Bayağı hem araç kullanıyorlar, hem işte işbirliği yapıyorlar filan filan. İletişimleri daha da ilginç. Yunusların hemen çenelerinde bir süngersi yapı var. Bu süngersi yapıyı titreterek su altında o bizim Yunus sesi olarak bildiğimiz, duyabildiğimiz ama bundan duyamadığımız frekanslarda da ses çıkartıyorlar. Sesleri çıkartıyorlar. Bu kıt 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 diye yaptıkları sesleri. Bunlar aslında sonar, yarasalar gibi kullanıyorlar bunu. Suyun altında ses dalgaları yayılıyor ve
kilometrelerce ötedeki şeyin mesela sünger mi yoksa yani mesela yumuşak mı sert mi yuvarlak mı falan olduğunu anlayabilecek kadar da yani çarpan ses dalgaları geri geldiği zaman bunları anlayabiliyorlar. Aynı süngersi yapıyı titretiyor. Attıkları ses yine aynı yere geliyor ve bu beyne bağlı. Yani bu sistem beyni harekete geçiriyor. Sadece duyma bölgelerini değil, görme bölgesini de harekete geçiriyor. Yani bir ihtimal, bilmiyoruz tabii Yunuslar bize bunu ifade edemezler ama gelen ses dalgalarından etraflarını bilmem kaç yüz metre, kilometrelerce etrafındaki şeyin büyük bir ihtimalle görüntüsünü de algılıyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü orası da harekete geçiyor. Oraya da bağlı bu. Yani fotonlarla değil, sesle görüyorlarmış gibi. Ama işin ilginç tarafı şu, bir konuşmamalı ya da bizim gibi dil kullanmamalarının sebebi şu. Çünkü yanındaki arkadaşı kendi çıkardığı sesle diğer arkadaşının çıkardığı ses arasındaki farkı tanıyor ve onun ses dalgalarını çarpıp ona geldiği şeyi ona da yani yanındaki arkadaşı da aynı ses dalgası geldiği için izleyebiliyor. Dolayısıyla onun neyi gördüğünü görebiliyor. Bu şeyi tamamen bozuyor. Kültür ne peki? Kültür insana özgü bir şey midir? Aslında başta konuştuk. İnsana özgü değil. Şempanzeler de mesela o ünlü patates yıkama şeyi falan vardı deneyleri. Yani patates yıkamayı öğrenirler sonra bu yayılır. Birbirlerinden görerek doğuştan getirmediği davranışları sergileyebilir şempanzeler, işlevsel davranışları. Fakat insan kültürlerini ayırt eden şey kümülatif olması, birikimli olması ve kurumsallık insan kültürlerini diğer hayvanların kültürlerinden ayırt ediyor. Kurumsallık yani hiçbir hayvanda vergi dairesi yok. Bizde var mesela vergi dairesi sistemi. Hukuk var, işte din var, kurumsallık var. Dolayısıyla aslında şöyle bir şeyle bağdaştırılabilir. Ortak amaç ve niyetlerin şekillendirilmesinde ve soyut düzeyde deneyim aktarmada insana özgü bir kültürel biliş sistemi var. Evet, hem soyut kültürel gruplarda yaşıyoruz, hem birbirimizden farklı perspektiflerimiz var. Dünyaya bir farklı farklı noktalardan bakıyoruz. Hem bu perspektifler birbirine kapalı. Bu felsefede ünlü şeydi, qualia denir. Çok kendime özgü bir deneyimim var. Yani ben burada gördüğüm Noel ağacının bende ne hissettirdiğini siz bilemezsiniz. İşte benim dişim ağrıyor dediğiniz zaman doktor bilemez ağrıyı nasıl hissettiğimi. Bu bana çok özgü bir şey. Ama hani konuşabildiğim için doktora gidebiliyorum. Doktor bakıyor, anlıyor, yapıyor filan. Fakat ortak düşünmeye adapte olmuş bir türüz. Bunlara rağmen. Mesela yunuslarda kapalı sistem daha şeffaf. Birbirlerinin sesinden deneyimlerini aktarabiliyorlar. Şimdi az önce söyledik ya paylaşma var, yardım var, işbirliği. Bir de bilgi konusu. İnsanlar bilgiyi nasıl aktarırlar? Ve ne önemlidir bilgi konusunda? Hal, nasıl bilgisi ne bilgisinden daha önemlidir? Zaten ne bilgisi önemli olursa araç geliştirmezsiniz. Ya da geliştirdiğiniz aracı bir daha geliştirmezsiniz. Biz nasıl bilgisine daha odaklıyızdır? Bilginin aktarılması konusunda nasıl eğitim ve ritüeller meselesi, öğrenme ve öğretme konusundaki esneklik konusunda da birbirimizden farklıyız. Mesela en yakın akrabadan farklıyız. Şempanzelerden oldukça farklıyız. Başka bir şey yapıyoruz. Eğitim konusunda mesela çocuklar dili öğrenirler. Sembolik, uzlaşımsal dili öğrenirler. İşte bununla ilgili ama evrimsel öncülleri vardır ve işte işaret etme falan gibi şeyler zemin hazırlar. Ve 9 aylık bebek zaten bunları anlamaya başladığı andan itibaren 12. ayda kelimelerle konuşurlar. 2. yaşta bayağı sohbet arkadaşı olmaya başlar, takılır sizle. 3'te 5'te tadından yenmez kandırmalar, şeyler, yalanlar. Hani birçok hikaye başlar bir çocuklarda. Fakat çocuklara okuma yazma öğretirken konuşma öğrendikleri gibi rahat mı öğrenmezler? Yani baya hani işte değil mi 3-4 ay eziyet ediyoruz çocuklara oku 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 diye. Tam öğreniyorlar ama işte şimdi şöyle düşünüyor büyük bir ihtimalle çocuk. Yani okuma şey dil önemli. Anne hani altıma yaptım bana mama var hani bunlar işlevsel ama anneye dilekçe yazacak değil yani. Yani niye öğretiyorsunuz bunu ona? Zaten hani ama biliyoruz ki doğru mesela 20 yaşına gelince dilekçe yazması gerekecek dekanlığa falan hani üniversitede. Hani beni atmayın falan diye yani bir derdi olacak ve bunu şimdi o sisteme hazırlanacak o çocuk. Fakat yani doğuştan gelen evrimsel sistem hani böyle bir şey getirmiyor. Biz bunu kültürel aktarımla hallediyoruz. Fakat ilginç tarafı şu. Mesela okuma yazma öğrendiğiniz zaman okuma yazma bilmeyen kişilere göre beyniniz değişiyor. Mesela hiçbir şey olmazsa görüntü, mesela bu anlamsal şeyleri falan işlenen yerler bilmem ne falan birçok alan birbirine daha hızlı iletişim kuracakları bağlantılar kurmaya başlıyorlar. Okuma yazma öğrenmek mesela beyni değiştiriyor. Şimdi şöyle bir araştırma göstereyim. Bu yine yetişkin bir şempanzemiz. Bu diğer Amerika'daki şey, açık bu şey doğal yaşam alanı. Şöyle bir görev veriyorlar şempanzeye. Şimdi bir kutu göreceksiniz. Bu kutu böyle kapalı bir kutu. Ve bir ritüel uyguluyor araştırmacı. İşte tık tık tık. Gördüğünüz ritüeli uyguluyor. Şempanze karşıda izliyor.
Bu laboratuvar şempanzesine göre daha doğal ortamda yaşayan bir şempanze, dediğim gibi. Diğer hayvanlarla birlikte yaşıyor doğal yaşam alanında. Birilerini avlıyorlar, ediyorlar falan, böyle bir hayatları var. Şekere ulaştı o ritüelden sonra. Şempanze bunu izledi ve yine yapmaya başladı. Yani ritüeli tekrar ediyor, taklit ediyor. Evet, şekeri aldı. Harika. Şimdi bunları 4-5 yaşında çocuklarla yapıyorlar. Evet, çocuklar da evet, meraklı meraklı. Çocuklar da birebir yapıyor. Yani daha pardon, başlamadı ama yapacaklar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, şempanzelerden farklı değil yaptıkları şey. Yani o kadar yetenekliler, tamam, süper. Fakat şimdi araştırmanın diğer aşaması şu. Kutunun etrafındaki siyah bant kaldırılıyor. Artık kutunun içindeki mekanizmayı görebilirler. Yukarıda yapılan şeylerle aşağıdaki şekerin hiçbir alakası yok. Şempanzeler bunu görür görmez direkt şeker alıyorlar. Yukarıda hiçbir şey yapmıyorlar. Fakat... Ya bizim dünyada kalmamız hakikaten şey değil mi? Ama işte dünyada biz, yani dünyada tutunabilmemizin sebebi bu. Bunun üzerine koca bir oluşturuyoruz. Hiçbir alakası yok. Yani yaptıkları şeyin. Fakat önemli olan şeker değil. Önemli olan mesela öğretmenle ilişkisini devam ettirmek. Yani biz şekere böyle ulaşıyoruz. Ritüel. O yüzden mesela ibadet eden insanlara, varsa aramızda zaten ibadet edenler, ama hani ibadet etmeyen insanlar şey yapıyorlar böyle. İşte o çağımızın belli hastalıkları var. Böyle hani ya işte o işte böyle dünya böyle mi filan filan diye. Ya yaptığımız her şeyde ibadet var. İbadet kokuyor yani yaptığımız hareketler. İbadete çok benzeyen şeyleri hep yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tür olarak bunu yapmaya eğilimliyiz. Bunlar değişir, dönüşür ama temel şeyler devam ediyor. Temel mitler, temel büyük şeylere inanma üzerine hareket etme. Çünkü temelde burada dert ettiğimiz şey bu. Mesela benzer şekilde şöyle çalışmalar var. Bir oyun var, bir araştırmacıların ürettiği bir oyun. İki çocuğa öğretiyorlar bu oyunu. Çocuklar pıt pıt oynuyorlar. Başka tanımadıkları bir çocuğa da başka bir yerde aynı oyunu çok pratik bir şekilde öğretiyorlar. Ve pat diye sonuca gidiyor çocuk, bunu öğreniyor. Sonra üç çocuğu yan yana getiriyorlar. Tabii üçüncü çocuk diyor ki hani durun ya siz hani uzun uzun oynuyorsunuz. Bak bu böyle pat diye bitiyor diyorlar. Diğer iki çocuk o çocuğu dışlıyor. Çünkü biz oyunu çabuk bitirmek için değil. Yani oyunu bitirmek üzere oynamıyoruz. Biz oyunu böyle oynadığımız için biziz. Bunun üzerine düşündüğünüz zaman hani kurulan partiler, siyasi hareketler falan her şeyin yeniden düşünmesi gerekiyor şeyleri. Çünkü o topluma uygun, o toplumun genel sembolik düzenine uygun şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Zaten temel olarak hepimiz öyleyiz. Tabii yani aslında şöyle bir tarafı var, zeki ama başarılı olmuş, öyle diyeyim, yaratıcı ama başarılı olmuş insanların genellikle yaptığı şey hem esnaflıktır hem de o şey, yani hem onu satabilmeleri de gerekiyor topluma, ya yani ona uygun. Ha Edison bak şey gibi düşünebilirsiniz, buharlı makineyi El Cezire'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. İşte şimdiki Cizre'de yaşamış bu kaç bin sene önce falan bir makine şeyi var, ünlüdür. Suyun kuvvetini kullanarak falan. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Robot yapmış, abdest makinesi yapmış. Yani ondan tekstil makinesi yapmak bin sene sonra İngiliz işte adamın aklına orada geliyor. Çünkü bir bağlamda var ve o bağlamda aynı fikir başka bir şey yer ve sanayi devrimine sebep oluyor. Farklı bağlamlarda aynı fikrin değerlendirmesi bile farklı. Çünkü o bağlamda hani sarayda eğlence gibi düşün, yani savaşta kullanma gibi fikir de yok hiç. Bir barutu havai fişek yaparken bir başkası silah yapabilir. Evet, çünkü belli bir toplumsal bağlamda ne işe yarayacağı önemli. Ve dediğim gibi yaratıcı insanlar genellikle farklı kılan şeylerden tanesi de fikrin hem de satabilmesi. Hani ben bir şey buldum, hani beni şey gibi, hani ben doğrusunu biliyorum, beni dinlemek zorundasınız değil. Sizi dinletecek kitleyi de hazırlamanız gerekiyor ve genellikle bu konuda yeteneklilerdir. Ve hepsinin hayatında hani cinlik yaptıkları anlar vardır. Karşı tarafı kandırdıkları, işte yok şey yatırımcısını kandırır, editörünü kandırır. Hani işi sunmak için takla atar yaratıcı insanlar. Hatta genellikle yaratıcılar işte bu konuda başarılıdır. Zekiler sıkıntı yaşarlar. Çünkü zekiler matematik şeydir yani, hani doğru cevaba odaklıdır. Yaratıcı ilginç olan şeye odaklı ve bunu satmaya odaklı. Satınca da başka bir şeye odaklanıyor. İşte Einstein özel görelilik, genel görelilik, ondan sonra işte yok evrensel tanrının formülü bulacağım diye. Aslında kabaca verimsiz bir hani hayatının yarısı. Amerika'da falan çok da bir şey yapmıyor artık. Ama çünkü şey hani büyük işleri yaptı, şimdi yeni büyük iş
üzerinden. Hatta işte depresyona girer falan, artık iyice kafayı yer sona doğru. Yani şey, sıkıntı yaşamaya başlar. Şimdi burada mesela bu ortak iş yapma konusunda, bu çok ünlü bir fotoğraf. Merdivenciler. Burada gördüğünüz gibi ortak, yani bir merdiveni inşa eden birçok işçi görüyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı şeyler yapıyorlar fakat tek bir şeyi inşa etmeye çalışıyorlar. Kafa kafaya verebilen bir tür olmanın çok şey bir örneği bu. Evet, şempanzeler, bir şempanze başka bir şempanzenin dünyayı farklı algıladığını, farklı zihinsel temsilleri olduğunu bilir. Fakat sadece insanlar farklılığa rağmen ortak düşünebilmek için harekete geçerler. O konuda mesela insanların iletişimlerinin bir özelliği sohbettir. Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Bizim iletişimimizin bize özgü bir tarafı var, sohbet. Hatta dedikodu yapmak için dedikodu yapan bir türüz yani. Bilgi paylaşalım da işimize yaramasa da, hani değil mi? Fatma hakkında konuşuyoruz. Ya hiçbir, yani ne bana faydalı, karımı doyuruyor, ne sana faydalı. Niye konuşuyoruz? Çünkü bu bile bize zevk veriyor. Aslında birçok büyük bir ihtimal altta şey var. Yani Fatma'nın yaptığı ya da ne bileyim Ahmet'in yaptığı kötü bir şey üzerinden dedikodu yapıyorsa, kötü, ikimiz bunu kötü. Mesela işte eşini aldatmış falan diye. Aslında yaptığımız şey şu. Hani aldatmıyoruz biz. Mesela böyle bir işe yarıyor aslında. Hani sen de yaparsan bu iş pisleşecek. Ben de sonra senin de dedikodunu yaparım filan. Şimdi bu hani aslında korku, bayağı bir şey yapan bir şey. Şimdi yeni doğan bir, yani küçük bir çocuk bir objeye ilişkisi var. Bu objeyi görüyor. Bu da annesi mesela ya da yetişkin birisi. Onun da bir dünyaya ya bu objeye dair şey var. Çocuk ilk defa burada şeyin farkına varıyor. Mesela annem benden farklı bir şekilde bunu tanımladı ya da görüyor. Bu annesiyle kurduğu dışarıdan etkileşim. Daha sonra mesela annesi yokken de annesi varmış gibi konuştuğu bir devreye geçer. Bu özel konuşma. Çocukları görürsünüz. Oyun oynarken kendi kendine direktifler söylerler. Evet, monolog. Ama şey, bir başkasıyla konuşuyormuş gibidir. Kendi kendine konuşmaz. Bayağı kendisiyle sen diye konuşur konuşurken. Hani şunu yapma, tamam yapmayacağım, şöyleymiş, böyleymiş işte filan diye. Yani anne yokken de anneyle konuşuyormuş gibi. Sonra çift perspektifli, yani aynı dünyaya atıyor mesela. Bu hem bardak hem kalemlik. Mesela ilk önce bardak dedi. Anne dedi ki bak hem de kalemlik bu. Sonra dedi ki bu bardak ama hem de kalemlik söyledi. Sonra burada artık söylemiyor. Bardak artı kalemlik bu. Şurada ise artık bardak artı kalemlik değil. Tek bir temsil fakat perspektifleri, şeyleri çok. Çeşitleri çok. Bu ortak niyetsellik konusunda içselleştirmeye bir örnek bu. Yani ortak niyetsellik meselesine yatkınlık tek bir insanın zihnini aslında tırnak içinde toplumsallaştırıyor. Toplumsal bir zihin haline getiriyor onu. Bu onun biraz daha karmaşığı. Ortak bir görevimiz var. Kutuyu açacağız. Fakat aynı anda işte falçatayla bir pense kullanmak durumunda. Buradaki espri şu. Hemen geçeyim bunu. İkimizin de ortak bir hedefi var. Ben gri olanım. Siz yeşil olansınız. Gri olan da yeşil olan da aklında aynı hedef var ve ortada aynı şey var. Fakat farklı davranışlar sergileyecekler. İşin ilginç tarafı şu. Hem kendi davranışımı hem karşı tarafın davranışını aynı zihinde temsil ediyorum. Yani bakın bu iki zihin birbirinin aynı. Ortak işbirliği yaptığınız zaman bunun şöyle nörolojik bir şey var, kanıtları var. Makineye sokuyorsunuz yetişkin insanları. Bir film izletiyorsunuz. Hayatında izlemedikleri bir film var. Ve görüntülerini alıyorsunuz. İşte beynin bir yerleri şey oluyor, hareketleniyor. Tamam, görüntüyü aldınız. Sonra iki kişiyi sokuyorsunuz. Artık görüntü yok. Bir kişi daha önce film falan izlememiş, daha önceki film izleyen. Yine görüntü alırken diyorsunuz ki film izleyene, şimdi film izleyen yanındaki arkadaşa anlat filmi diyorsunuz. Siz filmi anlatırken yine görüntü alınıyor ve filmi izlerkenki yer yine hareketleniyor. Yani yerler hareketleniyor. Filmi izliyormuş gibisiniz yani anlatırken. Fakat işin iki tarafı, filmi hiç izlemeyenizdeki arkadaşınız da aynı şekilde harekete geçiyor beyni. Bu deneyim de üçüncü, dördüncü aşaması mı oluyor? Evet. Filmi izleyen kişiden duymuş kişi makineye yine yatıyor. Bu sefer filmle ilgili hiçbir alakası olmayan yeni bir kişi var. Yine aynı şekilde görüntü aktarılıyor. Yani filmi izleyen kişinin beyni izlemeyen kişilere gidiyor. Ya büyük bir ihtimalle şu anda beni dinlerken, hani benim işte kaç 10 sene, 10 küsur senede çalıştığım konular üzerine biçimlenmiş beynimin bayağı kopyalıyorum yani. Ve bunun makale yazdığımda da aynı şeyi yapıyorum. Ve bu konuda böyle mesela nörolojik kanıt, bu çok yeni. Ve bu makalede adamlar açık açık şunu söylediler. Nörologlar bunlar. Ve dediler ki sosyal bilimlerde bir Kopernik devrimine ihtiyacımız var. İşte az önce söylediğim gibi birey temelli sosyal bilimler biraz dünya düzdür demek ya da dünya evrenin merkezindedir demeye benziyor fizikteki ya da işte astrofizikteki şey. Bizim artık güneş merkezli ya da ne bileyim başka bir evren, sosyal evren anlayışına geçmemiz gerekiyor. Kopernik devrimi gerekiyor diye bir şeyleri vardı, iddiaları vardı. Ve sosyal bilimciler bu konuda biraz şey hani alınmışlar. Şimdi köpekler üzerine hemen kısaca değinip geçeyim. Bu videoyu çok uzatmadan göstereceğim. Tabii gösterebilirsem, gösteremiyorum yine.
Şimdi burada elemanın sevdi. Şimdi bakın, şempanze yapmıyor diyoruz, Yunus yapıyor diyoruz. Şimdi köpeğe ne oldu? Hani kedi anlamıyorsa köpek anlıyor parmağı. Değil mi? Köpeğinize gösterdiğiniz zaman köpek yani işaret ettiğiniz yere bakıyor. Hatta gözünüzü bile izleyebilir köpek. Evet. Ayıp çünkü, bakılmaz yani, ama işte canı çekiyor, ne yapsın? Bu konuda çok yetenekliler. Şöyle çalışmalar var. Ortaya mama koyuyorsunuz. Sahibiyim köpeğin ve deney ortamında zaman. Yeme diyorum. Direktif alıyor köpek. Yemiyor. Ben de başında bayağı hiç bakmıyor hatta böyle. Videoları çok tatlı onların da. Bakmıyor. Sonra mesela telefonu çalıyor. Deney öyle. Telefonu açıp pencereden bakınca hemen çat diye yiyip geri oturuyor. Yani. Hiçbir şey. Ama sizi takip ediyor. Mesela şempanzenin böyle bir yeteneği yok. Ama köpeklerin var. Şimdi köpeklerin neden böyle bir yeteneği var? Köpeklerin ataları gri kurtlar, boz kurtlar yani. Türkiye'de politik anlamı da bayağı vardır. Boz kurtlar hem de şey aslında Türkiye'deki politik anlamının aslında asıl şeyi Türk mitolojisinde şeyin börü diye geçer. Boz kurtların bir şeyi vardır. Mitolojide ama ben onu derslerde de söylerim. Yani biyolojik olarak hani Türk kavminin şeylerden boz kurtlardan geldiğini düşünmek çok çılgınca ama mitolojik olarak uygun. Çünkü onlara demek ki doğada onların kurduğu düzenle ilgili bir eşleştirmeleri var. Toplu olarak avlanırlar. İşte burada bir vizon avlıyorlar. Buna bozkurtlar ve bunlar evrimsel olarak bütün köpeklerin, şu anda 500'den fazla da böyle ailesi var köpek şeylerinin. Hepsinin atası. Hepsinin atası bozkurtlar. Bozkurtlar içinde 15 bin sene önce gibi bir şeye dayanıyor ve insan kabilesinin yani insan şeyinin grubunun insan olmayan ilk üyeleri. Daha sonra işte ne oluyor? İnektir, koyundur. Hatta artık bugün laboratuvarlardaki bakteriler, antibiyotik içtiğimiz zaman bile aslında başka canlı türleriyle etkileşimimiz devam ediyor. Şeyli etkileşimimiz, niyetsel etkileşimimiz ama köpekler ilk. Sonra inek, at falan çok sonra. Onlar tarım devrimine beklenecek. Bunlar tarım devriminden çok daha önce, 15 bin sene önce köpeklerin ilk defa aldıkları ve etçiller. Yani ot da yemiyorlar. Etçiller ve zaten et kaynağı azken neden köpekleri aldığımız konusu ilginç. Bakın mesela burada işte otur, kalk, faksla. Hani köpeklerin direktif alabilme yetenekleri var. Çünkü şundan, bunlar doğal tür. Boz kurtlar, gri kurtlar. Fakat bildiğimiz bütün köpekler evcildir. Hiçbirisi doğada yani insandan farklı bir yerde yaşamazlar. Ve tamamen insan eliyle seçilime uğramışlardır. Yani doğa seçilim değildir. Tamamen seçici yetiştirmeyle, seçerek. O yüzden mesela atıyorum İngilizlerde tavşan avı olduğu için o sosis gibi köpekleri var. Çünkü girecek tavşan içeriden kovalayacak, bir yerden çıkınca vuracaksınız filan. Mesela avlarda kullanıyorsunuz. Ona et veriyorsunuz ama daha fazlasını kazandırıyor size. Tabi bunun için hakikaten bir dostluk duygusu çok şey ama bozkurtu eve alırsanız hani bir akşam kolunuz yiyebilir yani. Eğitilmezler. Hani bunlar eğitilmezdir şey var ya. Bunlar eğitilmezdir ama bu arkadaşı eğitirsiniz. Bunların beyni daha büyüktür, bunun beyni daha küçüktür. Daha saf dünyaya gelir. Aynen işte o hani şeker alacağını bilmese bile vuran çocuk gibi. Bakın şempanzelerle insanların doğal yaşamları birbirine eştir. Şempanzeler 40 ortalama 40 yıl yaşarlar. İnsanların da 200 bin senelik tarihin ortalaması aşağı yukarı 40'tır. Biz bugün hani 100 gibi rakamları falan şeyden telaffuz ediyoruz. Biyolojik değil, tıbbi yardım aldığımız için. Yani kültürel bir şey desteklendiği için yaşıyoruz. Geçen bir toplantıda söylemiştim. Yani normalde işte diş apnesinden ölmemiz gerekir ama ölmüyoruz. Müdahale ediliyor. Fakat insanlar 200 bin senenin ortalamasının 40 yıl olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla aslında insanlarla şempanzeler bu konuda birbirine karşılaştırılabilirler. Doğumda sinaps sayısı nöronların çokluğu önemli değil. Nöronların ne kadar çok bağlantı yaptığı çok önemli. Sinapslarda bu bağlantılar, her bir sinaps bir nöronun tek bir, mesela bu kolum tek bir nöron. Bunun mesela 5 tane bağlantı şeyi var başkalarıyla. Ama tabii yani hakikaten yüzlerce olan tek nöronlar da var. Yani tek bir nöron ve yüzlerce ve metrelerce nöronlar da var. Şempanzelerdeki bağlantı sayısı insanlardan çok fazla. Kabaca hani daha bilgili doğuyorlar. Çünkü evrimsel tarihlerinden getirdikleri bir kalıp var. Doğdukları dönemde mesela hiç tutunacakları dal yoksa dala tutunmayla ilgili bilgi siliniyor yetişkinliğe doğru giderken. Fakat insanlar hani 9 aylık doğum bu arada şeydir. 9 ay 10 günlük doğum. Erken doğumdur. İnsanlar çok gelişmeden dünyaya geliyorlar. Bu erektusla ilgili falan hikaye ama hiç girmiyorum oralara. Ve sosyalizasyon sürecinde bağlantı kuruyorlar. Sinapsları bağlantı kurmaya devam ediyor. Bakın mesela doğduğu zaman aynı bölgenin nöronları.
6 yaşı deha dönemi, aynı bölge, karma karışık bağlantılar. 14 yaşta burada mesela belli bir bilginin edinildiği dönem, diğer bilgiler onu destekleyecek. Yapı iskelesi gibi binanın etrafına kurulmuş. Bina temeli oturduğu zaman diğerleri siliniyor. Alışkanlıklar kazanılıyor mesela, böyle filan filan. Mesela dil öğrenirken daha karışık, daha sonra sistematik hale geliyor. Durmadan farklılaşıyoruz yani. Doğumdan sonra bunlar farklı hücre tipleri, farklı şeyler, işlevleri olan hücre tiplerindeki, bakın ilk bir senede duyusal, yani görme, işte koklama filan, duyma, dil ve yüksek bilişsel işlevlerde ilk bir senede bir patlama var. Şu hale geliyor, buradan böyle hale geliyor. Yani anne karnında değil, anne karnının dışında beyin gelişimi devam ediyor. Ve aslında bizi biz yapan şeylerin bütün eşleşmeleri burada oluyor. Bunu ben geçeyim, hemen hızlıca anlatayım. Burada küçük bir çünkü şey var, oyun vardı. Hemen anlatayım bunu. Bu aslında şey, hiç anlatmadan şöyle geçeyim, ev ödevi vereyim size. Gazete Duvar'da yayınlanmış bir makalem var. Bir film değerli, Arrival filmini belki hatırlarsınız, bilim kurgu filmidir. Arrival filmi üzerine yazdığım bir yazı. Hemen bunu öyle geçeyim çünkü o yazıda bunu anlatıyorum, bu hikayeyi. Aborjinler, hepto neydi şeylerin adı? Heptopot muydu? Hatırlayamadım. Heptopot. Öyle bir şeydi, şu uzaylılara taktığı isim. Ve aborjinler üzerine karşılaştığım bir yazı. Başlığı da öyle bir şey olması lazım. Gazete Duvar'da, bir internet gazetesi. Hani inşallah böyle arada bir yazacağım oraya da ama bir türlü şey olmuyor. O kısmı geçtim. Onu dediğim gibi okursunuz. Şimdi bu kırmızı top ya da nokta sizce küpün içinde mi dışında mı? İçinde. Hem içinde hem dışında. Evet. Nereden, evet, nasıl baktığımızda. Ve aslında nereden nasıl baktığımızın yanında şöyle mesela baktığım şey aynı olsa bile niyetlerime göre değiştirebiliyorum. Yani içinde görmek istediğince içinde görüyorum, dışında görmek istediğince dışında görüyorum. Hatta ipucu kullanabilirim işte sarı yer zemin olsun, yok tavan olsun dediğim zaman bile değiştirebiliyorum. Yani aynı dünyaya bakarken perspektifimi değiştirebiliyorum. Bu çok önemli bir şey. Az önce aslında konuların ilk toplantıya başlarkenki şeyde geçti. Bilinç meselesi ve bilincin şeyleri. İşte hakkındalık meselesi var, farkındalık meselesi var. Bunlarla ilgili. Şimdi burada sadece siyah beyaz zemin üzerine, büyük bir ihtimalle siyah ya da siyah zemin üzerine beyaz lekeler görüyorsunuz. Bizim aslında gözlerimizi şu anda hani içeri ateşlediği şeyler bunlar. Fakat burada başka bir şey gören var mı? Yine derslerdeki arkadaşlar. Kurt. Köpek gibi bir şey var orada. Köpek veya kurt. Şöyle. Dalmatçalı. Bakın şu kafası. Biz arkadan görüyoruz. Şurası poposu, ayakları, vücudu. Şurada timsah var sanki. Yukarıda. Şu şey. Lakos. Şey, reklama girdi ama. Timsah gözü gibi. Yani ama sudan çıkmış timsah var sanki böyle. De, kafası. Ha, şöyle. Ama tabii işte o şey var ya, roşa testleri, leke testleri. Hakikaten insanoğlu çok enteresan şeyler görebiliyor. O Recep İvedik de vardı öyle ünlü. Bana bu göster, vahşet görüyorum diye. Çünkü, yani ilginç. Fakat şöyle bir tarafı var. Mesela şimdi az önce gösterdiğim Dalmatçalı'yı ilk görmeyenler ve gösterdikten sonra görenler. Bir daha ne zaman aynı şeyi görseniz hayatınız boyunca direkt Dalmatçalı göreceksiniz. Bitti artık. Yani Dalmatçalı görmeme şansınız yok bir daha. Bu aynı şey gibi. Bir bardak kavramını öğrendikten sonra bütün o biçimlerin size bardağı çağrıştırması gibi. İşte mesela bu bir pipo değildir yazıyor. Bu bir ünlü bir resim. Bu bir pipo değildir ne demek yani? Bu bir pipo bu. Ama altında. Bu arada bu resmin şeyi yani şey değil. Ne derler? O kırmızı bantla yapıyorlar ya internette. Hani öyle bir şey değil bu. Ha, bayağı ressamın yazdığı bir şey resmin altına. Bu bir pipo değildir. Çünkü bu bir pipo temsili. Bu bir resim. Hatta şu anda bir resim de değil bu. İşte bilmem kaç milyon pikselin bilmem kaç renk aralığındaki tek tek piksellerden oluşan bir şey bu. Fakat biz burada direkt pipo görüyoruz. Pipo dediğim zaman da onu anlıyorsunuz. Dolayısıyla mesela en fazla kafamızın karıştığı. Bu cumartesi günü Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu'yla bir şeyimiz, etkinliğimiz daha olacak, sohbetimiz. Orada sadece iletişime odaklanacağız. Orada açacağım zaten bu konuyu ama şöyle şey yapayım. Şimdi bu temsil. Hayatı boyunca hiç pipo görmeyen bir insan bunu görüp şurada gerçekten çok yaşayın. Gerçekten bir pipoyu görse bunun onun temsili olduğunu anlar. Yani bu onun resmi. Değil mi? Bu temsil. Zihnimizde de genellikle zihinsel temsil dediğimiz şey bunun zihinsel olanı. Nasıl göründüğü hakkında fikrimiz yok ama mantık olarak buna benziyor. Tamam. İşaret dediğimiz şey mesela parmağım ya da burada ok olsun. Mesela bu bir işaret. Havalimanında çişiniz geldi.
hani etrafa bakıyorsunuz. İşte klozet ya da işte Türk şeyi gibi olsun. Hani daha önce gördüğünüz tuvalete benzer bir resim var. WC falan yazmıyor yani. Tuvalet resmi var. Ya da pisuar resmi var. Neyse artık hani neyi arıyorsanız. Ve ok var. Anlarsınız bunu. Yani o havalimanının dilini ya da o ülkenin dilini bilmeseniz bile. Temsil var. Ve bu çok hani mesela küçük çocuklar da bunu bilirler. İşte şempanzeler birilerinin temsillerinin farklı olduğunu anlayabilirler. Tamam mı? İşaret meselesi de var. Fakat pipo, mesela bu Fransızca pipo'nun yazılışı galiba, evet. Hem yazı stilinin hem de sesli olarak pipo sesinin bunun hiçbir alakası yok. İşte sembol bu. Bir şeyin sembol olduğuna karar vereceğimiz zaman ayırt eden nokta bu. Sembolün hiçbir şekilde temsil ettiği şeyle hiçbir algısal göndermesi olmaz. Tamamen uzlaşımsaldır. Dolayısıyla pipo dediğiniz zaman pipoyu anlayabilmeniz için ya da mesela hela, işte yüz numara, tuvalet, mesela onlar sadece Türkiye'de işinize yarar. Ama mesela WC, ben işte şey diyorum derslerde, işte o da emperyalizm. Yani aslında o da çok uzlaşımsal ama çok büyük bir kitle artık bunu anlıyor. Çünkü şey, hani bütün dünyada kabul görmüş bir şey. Water closet aslında hani İngilizce bir şey. Etimolojik olarak da bu uzlaşmaya çok yakın çünkü sembolle assemble, yani bir araya gelmek aynı kökten. Ha bilmiyorum onu. Etimolojik olarak da bu şey var, assemble, bir araya gelmek ve sembol aynı. Ha harika, evet evet. Çok teşekkürler, evet. Aslında tam da evet öyle bir şey, evet. Sembol olduğunu ayırt etmek için böyle bir şey. İşaretler var, temsiller var, semboller var. Ve dolayısıyla bizim zihnimiz bunları yapabiliyor ve bu zihnin gelişmesinin hem kültürel hem de evrimsel öyküsü sosyallikten geliyor. Yani grup hayatımızdan geliyor. Beynimiz kendi kendine gelişen bir organ değil. Bütün organlar, bütün seçilim hep çevreye uyumlulukla ilgili bir şey. Bizim çevremizde başka insanlar var ve onlarla kurduğumuz, daha önceki insanların kurduğu bir düzeni devam ettirme var. Dolayısıyla toparlıyorum. Bize hep bu insandan bahsediliyor. Psikoekonomik bir yalnız insan. Bu böyle bir insan. Model bu. Bayağı tek başına bir insan. Mesela psikoloji yani kuruluşundan beri çok büyük bir şeyle bunları inceledi. Mesela bununla bunu karşılaştırdı. Tek bir şempanzeyle tek bir bebeği karşıladı. Tek bir çocuğu karşılaştırdı. Mesela iki çocukla iki şempanze yani geldiği zaman zaten fark ortaya çıkıyor. İşte bunlar yardım ediyor, bunlar etmiyor. Ama hep bunun beynine bakıldı, bunun beynine bakıldı. Halbuki espri bu değil. Espri tek tek bireyler değil. Onlar yan yana gelince ne yapıyorlar meselesi. Fakat şimdi artık yeni yedi, işte benim de bir taraftan hani desteklediğim şey bu. Antropolojik kalabalık insan. Peki insan nasıl tanımlanmalı şimdi? Bununla ilgili elimizdeki bilgi bu. İnsan daha çok buna benziyor. Etrafımızda gördüğümüz gerçek insanlar buna benziyor. Belirli bir takımları var. Rekabet ettikleri başka insanlar var. Hepsinin iş bölümü var ve iş bölümünde bir ahenk var. Hata yapabilirler, kavga edebilirler. Birisi çıkar, diğeri girer. Renkli renkliler. Ama mesela renkli renkliler ama şey bile oluyor mesela. Türkiye'de falan öyle saçma sapan şeyler oluyor. Mesela hani bir futbolcu aynı durumda, aynı kimliğe sahip. Aynı kimliğe sahip başka bir takımdaki futbolcu mesela ırkçı şey yapabiliyor. Ya aslında aynı ama neden böyle bir şey yapıyorsun değil mi? Bu nasıl çıkıyor? Çünkü o anda kendisini o futbol takımında tanımlıyor. Bizim kimliklerimiz var bu şekilde. Ve aslında zihnimiz hep böyle çalışıyor. Biz matematik yaparak insan olmadık. İnsan olduğumuz için matematik yapıyoruz. O yüzden mesela bebeklerin konuşması otomatik. İşaret edince otomatik anlıyor. Bunlar çünkü çok geçmişten gelen bilgiler. Fakat matematik okuma yazma öğrenmek için zorlanmamız gerekiyor. Nedenselliği çok rahat kurarız ama her türlü kurabiliriz nedenselliği uçuk uçuk şeylerle. Fakat bilimsel nedenselliği kurabilmemiz için işte 4 sene eğitim yapıyorsunuz yine olmuyor filan. Hani olmuyor, çıkmıyor. Daha zor bir şey. Evet, çok teşekkür ederim. Kulaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.